Murat'ın başı belaya girince ilk sen aklıma geldin zaten. Dedim ki benim oğlumu ancak Mahmut korur. İyi ki aramışım seni. Keşke daha fazla şeyler yapabilseydin. Aşk olsun. Daha ne yapacaksın ki? Ya ne bileyim, işte olaylar buralara kadar gelmeden şu Kamil denen adamı yakalayıp bulabilseydim. Yalnız yani suçunu itiraf etmesi büyük bir mucize tabii de. Yani nasıl yapar ki böyle bir şey? Ben anlayamadım. Nasıl olacak? Mahmut sayesinde. Tamam, orasını biliyorum, öyle demek istemedim. Yani tekrardan teşekkür ederim hatta ama yani bu kadar büyük bir plan yapıp sonrasında her şeyi itiraf etmesi insanın aklı almıyor. Yani Nazlı kızım, sen bu perdenin arkasında başka dolaplar mı dönüyor diyorsun? Ay Allah, bilmiyorum ki. Açıkçası ben ne düşüneceğimi de şaşırdım artık. Aferin Rüstem. İyi iş çıkardın. Eyvallah patron. Senin emrinle gereken yapıldı. Şimdi git Kamil'i bul. Birileri onu enselediği zaman İdris'i öldürdüğünü itiraf edecek. Aman patron, gözünü seveyim. Ne diyorsun sen? Yakma bizi. Birileri yanacak Rüstem, mecbur. Ha, o da Kamil oluyor diyorsun. Anladım. Peki nasıl olacak? Eskiden İdris'le iş yaptıklarını ama sonra aralarının bozulduğunu söyleyecek. Bu Murat'la İdris'in husumetini bildiği için de suçu Murat'ın üstüne attığını söyleyecek. Ya patron, kusura bakma ama bu adam niye bunları söylesin ki? Kafayı mı yedi? Yapacak lan. Bir şekilde yaptıracaksın. İkna edeceksin. Bu yüzden para ödüyorum ben sana. Ya iyi de eyvallah patron, anladım ama bir adam böyle bir şeye nasıl ikna edilir? Bir şekilde bir yolunu bulacaksın, ikna edeceksin. Herkesin bir zayıf noktası, bir zaafı vardır. Nasıl ikna ettin Kamil'i? Vallahi patron, aynen dediğini yaptım. Zaafını buldum. Meğer bu Kamil'in hasta bir çocuğu varmış. Hemen yapıştırdım. Suçu üstlen dedim, çocuğunu biz tedavi ettireceğiz dedim. İkil etmedi, hemen atladı. Güzel. Tam gerisini ben hallederim. Eyvallah. Peki ben ne yapacağım? Sen bir süre ortalarda görünme. Benden haber gelene kadar iyi saklan.